İdlib gerginliği azaltma kontrol gücü faaliyetleri kapsamında İdlib'in kuzeyinde hareket halindeki konvoya terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırıda yaşamını yitiren Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü çalışanı 39 yaşındaki Yasin Tamboğa Adana'da toprağa verildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Saldırı sonucu konvoyda hayatını kaybeden dozer operatörü Tamboğa'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi törenin düzenleneceği Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Törene Tamboğa'nın ailesi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleriyle askeri ve sivil erkan katıldı. Eroğlu, Tamboğa'nın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası Tamboğa'nın annesi 40 gün önce hayatını kaybetmişti. Acılı baba Mustafa Tamboğa da sağlık görevlileri eşliğinde törenin yapılacağı alana getirildi. Tamboğa'nın küçük kızı Miray da bir askerin kucağında olanı biteni izledi öylece. Adana Müftü Yardımcısı Kemal Aydoğan'ın kıldırdığı namazın ardından Tamboğa'nın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi. Şehit bırak! Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede İdlib gerginliği azaltma kontrol gücü faaliyetleri kapsamında İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araçla yapılan saldırıda görevli bir sivil personelin şehit olduğu, görevli bir sivil personelle bir askerin yaralandığı aktarılmıştı.